Dubai Cityscape Global 2015 Gayrimenkul Fuarı'nda Yiğit Grubu'nun standındayız. Yanımızda projenin iç mimarı ve yönetim kurulu üyesi Buket Yiğit ve projenin satış ve pazarlama müdürü Cenap Modanlıoğlu var. Öncelikle fuara ilk katılımınız. Öncelikler bayanlarda olur. Tabii. Bayanlardan başlayalım. Nasıl buldunuz Cityscape'i? Kısaca bir bakış açınızı alabilir miyiz? Ben çok beğendim. Çok büyük firmalar var. Çok güzel standlar var. Projeler falan çok iyi. Hatta bazı projeler şehir konseptinde resmen. Çok beğendim ben. Bizimle böyle kendimizi tanıtmamız için bir ön ayak oldu bu proje bize, fuar bize. İyi oldu yani, ben iyi beğendim. Siz projenin iç tasarımını yapıyorsunuz aynı zamanda. Fortis İstanbul projesinin de iç tasarımını ve Kadıköy'deki yeni başlayacağınız projeyi de yapacaksınız. Bu projeyle alakalı yeni bir tasarım da geliştirdiniz, bir örnek daire hazırladınız. Neler yaptınız bu örnek dairede? Örnek dairemiz bizim 1 artı 0, 1 artı 1 için örnek daire tasarladım. 1 artı 0 bizim çok küçük bir şey olduğu için daha çok öğrencilere yönelik yaşam alanı ve uyuma, dinlenebileceği bir yer olarak tasarladık. 1 artı 1'de ise daha böyle ferah, daha güzel bir mekan tasarladım. Daha böyle modern oldu. Daha gençlere yönelik tasarımlar. 1 artı 0 daha gençlere yönelik, 1 artı 1 çalışan kesime yönelik. Evet. Evet, projenin lansmanını kısa bir süre önce gerçekleştirdiniz. Ve şu anda da uluslararası arenada boy gösteriyor Fortis İstanbul projesi. İlgi nasıl projeye? Projemize ilgi büyük. Zaten İstanbul'da da yabancı yatırımlar konusunda büyük talepler var. İstanbul'da yeni oluşumuz biraz daha etkiliyor tabii bunu, ama ileriki devam eden ikinci, üçüncü projelerimize daha iyi olacağına inanıyoruz. Dubai'de de ilk fuarımız bu. Firma olarak ilk katılışımız firma olarak. Bundan sonra bir Azerbaycan fuarına katılımımız olacak. Ondan sonra Kuveyt'te bir fuara katılımımız olacak. İleriki ikinci, üçüncü projelerimizle birlikte katılmak istiyoruz. Daha büyük bir standla inşallah. Böyle iyi, memnunuz. Şu an bir problem yok. Peki biraz projeden bahseder misiniz bize? Tabii ki. Projemiz Basın Ekspres yolunda Atatürk Havalimanı'na 5 dakika uzaklık mesafede. Toplamda 705 tane dairemiz var. 21 tane ticari alanımız var. 3 tane rezidans bloğumuzdan oluşuyor. Buradan sakinlerimiz, oturacak sakinler tüm otelde alabilecekleri tüm hizmetleri alacaklar projemizde. Kapalı otopark, her dairemize ait plaka özel kapalı otoparktan yer veriyoruz. Yine yabancı yatırımcıların en seveceği balkonsuz dairemiz yok. Tüm dairelerimiz balkonlu. Dairelerimizin hepsi akıllı daire sistemiyle yönetilmektedir. 3-4 tip dairemiz var. 1 artı 1, 1 artı 0, 2 artı 1, 1 artı 1'imiz 2 seçenekte var bu anda. Yine sosyal alanlarımız var. 2 tane kapalı havuzumuz, hamamımız, saunamız, fitness salonumuz, vitamin barımız, bunun gibi. Böyle aşağı yukarı. Projede fiyatlar nasıl? Projemizde fiyatlar bölgeye göre uygun. Gayet uygun. Bölgede Basın Ekspres, İstanbul Büyükşehir'in belediyesinde gördüğün gibi business center anlamında, otel turizm anlamında çok gelişime açık bir şu an. Mevcutta en büyük şehir oteli yapıldı hemen projemizin yanına, Pullman. Bu yüzden talep çok fazla. Yanımızda hemen projemizden 4 büyük proje başladı. Şu an uygunluk anlamında İstanbul'daki yeni firma olduğumuz için kaliteyi ucuza satıyoruz diyebiliriz. Evet. Bildiğimiz üzere firma olarak da Vitra'nın distribütörüyüz. Yani burada bizim balkonlardaki kullanacağımız seramiğe kadar Vitra kullanıyoruz. Böyle. Profili yüksek, kaliteli bir proje ortaya çıkacak. Çünkü bizim prestij ve referans projemiz, sizin de bildiğiniz gibi Kadıköy'de bir projemiz başlıyor. Yani bu projemizi en azından diğer projelerimize referans göstereceğiz. Evet, Kadıköy'de bir kentsel dönüşüm projesi başlayacaksınız. Ondan önce projede, Fortis İstanbul projesinde fiyatlar nasıl? Satışa çıktıktan bu yana bir fiyat artışı yaptınız mı? Tabii ki iki kere fiyat artışımız oldu bizim. Metrekare birim fiyatlarımız $2,200 civarlarında şu an. Fuardan sonra tekrardan bir zammımız daha gelecek. Tabii bu proje bitimine göre katlar yükseldikçe dolar bazında, Türk bazında söyleyelim, dolar bazında
Katlar yükseldikçe, tekrardan satışlarımızın artışı oranı yükseldikçe fiyatlarımız artacak. Evet, Kadıköy'de kentsel dönüşüm projesi Fikirtepe'de başlıyorsunuz. Nasıl, proje ne aşamada, ruhsatlarınız alındı mı, ne zaman satışa çıkmayı hedefliyorsunuz? 3,5 yıldır yaklaşık olarak orada bir kentsel olduğu için toparlıyoruz. Firma olarak da kimsenin hakkına geçmeyecek şekilde bir toparlama. Herkesin mutlu olacağı bir şekilde, hani kamulaştırmadan çok görüşüp tek tek birebire sıcak temas kurup imzalarımızı yapıyoruz, noter anlaşmalarımızı. Projenin anlaşma konusunda bitime yaklaştık. Çok az bir kişi sayısı kaldı. Hani 30-35 kişi bir kişi sayısı kaldı. 650 tane toplamda burada malik var, hak sahibi var. Bunların çoğu anlaştı. Bunların bitimiyle beraber bir iki aya kalmaz başlayacağız. Toplamda 40 dönüm. Evet. Kurulacak. Proje belli mi? Projemiz belli. 6 tane kuleden oluşacak. Altında AVM'nin, bir çarşı mağazalarının olduğu ticari alanlarımız olacak. Yaklaşık şu an yaptığımız mimar planlara göre 1160 tane dairemiz olacak. Evet. Ruhsat alındığında da sanıyorum hemen satışa çıkmaya hedefliyorsunuz. Evet, hemen yıkıma başlayacağız bir aya kadar. Ondan sonra satış ofisimizin kurulumuyla 2 aya kadar falan da satışımız başlar. Peki Fortis İstanbul'da satışlar nasıl gitti? Fortis İstanbul'da çok iyi gidiyor. Lansmandan bu yana biz ilk yaklaşık şu an ilk satışa başladığımız blok A bloktu. Sonra B bloğu, sonra C bloğu açacaktık satış olarak. A blokta satışlarımız bitti. B bloğumuzu açtık bir aydır. B bloğumuzun da %60-%70 gibi bir satış oranları yakaladık. Orada da hedeflediğimiz rakamlara herhalde bir ay kadar sonra ulaşıp C bloğumuzu açacağız. Evet, fiyat artışınızdan da bu belli. Yüzde anlamında ne kadarlık bir artış oldu fiyatlarda? %15-20 civarı, daire seçeneğine göre, şerefiye farkına göre evet artışımız oldu. Evet. Dolar bazında bir artış mı? Evet. Dolar bazında %10 bir artış. %10-%15. Evet, doların da kendine göre bir artışı var. O zaman bayağı bir prim yapmış bu proje. Prim yapmış, daha da yapacak. Çünkü biz lansmana çıktığımız zaman gerçekten düşük fiyatlardan çıktık. Bölgede şu an bizim yanımızda yeni başlamış projeler. Biz şu an aşama olarak inşaatta ileri bir kat ettik. Dediğimiz gibi temelimiz atıldı. C bloğumuzda 5. katlardayız. B bloğumuzda 2. katlardayız. A bloğumuzda temelini attık. 1+1 bir dairenin fiyatı nedir projede? Projede 1+1 dairelerimizin TL olarak mı söyleyeyim? TL olarak başlangıç fiyatımız 451 bin lira. 86 metrekare 1+1'imiz. Başlangıç fiyatımız 451 bin. 1+ sıfırlarımız 287 bin lira. 2+1'lerimiz şu an sadece C blokta var. C blokta henüz satışı açmadık. Yalnız bizim dairelerimiz konvansiyonel kalıp sistemiyle, birleştirebilen sistemde yapıyoruz. Bu da müşterilerimize birçok seçeneği sunmamıza etkin oluyor. Onlar da, dediğim gibi, örnek veriyorum, 2 adet 1+0'ı biz 116 metrekare 2+1 olarak tasarlayabiliyoruz. Bunları da 2x1+0 fiyat olarak, örnek veriyorum, 287.000x2. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Umarım sizin için de güzel bir fuar olur. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun.